Oy, what a pity. 10 dakikadır video çekiyorum. Kendi kendine kapanmış. Ben de farkında değil. Mal gibi kendi kendime konuşuyorum. Evet arkadaşlar, tekrar başlayacağım. Günaydın. Şimdi konu şöyle kısaca. Aziz Yıldırım ve Ali Koç televizyonda bir konuşma yapıyorlar. Seçim öncesi, Fenerbahçe başkanlığı seçimi öncesi. Ali Koç şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor böyle bir diyor bir tuhaflık bir acayip acayip konuşmalar konuşursam şöyle olur böyle konuş kardeşim diyor ne varsa diyor aklında lütfen diyor konuş diyor yani. Aziz Yıldırım da diyor ki konuşursam diyor altında kalırız. Kalalım diyor konuşun diyor yani nedir ne olmaz diyor sen değil diyor ben altında kalırım. Konuşursam altında kalır. Yani burada mesela bir takım savcıların hemen harekete geçmesi lazım mesela. Ne oldu lan hayırdır ne konuşacağım ne oldu ne konuşacağım hayırdır yani. Zaten şikeden tescillisin sen. Yani daha da mı fazlası var? Ne olabilir başka? Yani Mossad ajanı falan mısın? Türkiye'nin altını mı oyuyorsun? Ne çıkabilir ki başka? Lan zaten çıksa çıksa şike çıkar yani. Başka ne çıkar? Ya da ne bileyim Ali Koç da yapmıştır. Şike onu biliyorsundur falan. Televizyon programında iki tane Fenerbahçe başkanının bunları mı konuşması lazım? Nasıl bir gerizekalılıktır bu ya? Bunu bana anlatabilecek biri var mı? Ben takip eden arkadaşlarıma soruyorum gerçekten. Bu iki gerizekalının ne söylemek istediğini, ne yapmak istediğini bana anlatabilecek biri var mı? Yakın dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi yaptı. İç çekişmelerini hiç dışa yansıtmadan gayet güzel bir şekilde yok tekrar başkan seçildi oldu bitti yani böyle saçma saçma konuşmalar oydu buydu asarım keserim falan herhangi bir şey olmadı. Evet anyway, neyse bunu kısa geçeceğim. Şimdi bir sonraki videoya geçeceğim için onu da izleyin. Yunanistan'la Türkiye arasındaki farktan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar evet kısa geçeceğim diyorum ama yani şimdi konu maç futbol olduğu zaman şimdi dün akşam da bir yerlerde konuştuk da daha önce söylediğim gibi eğer siz bir takımı böyle ölürcesine destekliyorsanız hep anlatmıştım bunları biliyorsunuz videolarda bunlar hep dedim sizin esasında kendi içsel eksikliklerinizdir. Tamamlayamadığınız, yapmak isteyip de yapamadığınız şeylerin dışa vurumudur, tezahürüdür demiştim. Kendinize yatırım yapın, pardon. Kendinizi geliştirin. Maç olayları bilmem ne için birbirinizi kırmayın. Bunları zaten söylemiştim ama bu vesileyle tekrar ediyorum arkadaşlar. Boş verin maçları, şunları, bunları. Alın çeşitli kitaplar okuyun, gezin, görün. Bu tip gerizekalıların ekmeğine yağ sürmeyin arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Diğer konuya geçeceğim. Bunu kapatıp diğer videoya. Evet sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.